Sevgili 3. sınıflar, konumuz onluğa ve yüzlüğe yuvarlama. Onluğa yuvarlamayı 2 basamaklı sayılarda öğrenmiştik. Peki 3 basamaklı sayılarda nasıl yapıyoruz? Önce hangi onluklar arasında olduğunu bulalım. 146 sayısı hangi onluklar arasında? Onluğuyla ilgilendiğimiz için yüzlüklerini aynen yazacağım. Bir yüzlük, 46. 146 sayımız 46. Hangi onluklar arasındadır çocuklar? 40'la 140'la kendinden sonra gelen onluk olan 150 arasındadır. Bakın, onluğa yuvarlamada onluklarıyla ilgileniyoruz. Yüzlükler aynı kaldı. 100, 100, 46 sayısı kendi onluğu 40'la kendi onluğundan sonra gelen 50 arasındadır. 140 ve 150. Peki hangisine yakın? Onluğa yuvarlama yaparken her zaman birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğunda kalacak. 5, 6, 7, 8, 9 varsa kendi onluğu değil, bir sonraki onluğa yuvarlanacak. 150'ye yuvarladık. Yüzlükleri aynen yazıyorum, bakın 300. Diğer tarafta da 300. 72. 72 hangi onluklar arasındadır? Kendi onluğu 70 ile kendi onluğundan sonra gelen 80 arasında. Peki birler basamağına baktık, 2 var. Kendi onluğunda kalacak. 370'e daha yakın. Yüzler basamağını aynen yazıyoruz. 19 hangi onluklar arasındaydı? Kendi onluğu 10 ile kendi onluğundan sonra gelen 20 arasında. Peki hangisine yakın? Birler basamağı karar verecek buna. 9 olduğu için kendi onluğu 10'da kalmayacak. Bir sonraki onluk 20'ye yuvarlanacak. 820'ye daha yakın. Yüzler basamağını yazıyorum. 600, 600. Geldik kendi onluğunu yazmaya. 90. Peki 90'dan sonraki gelen onluk nedir? Onar onar saydığımızda 90'dan sonra 100 gelir çocuklar. 100, 600 daha ne yaptı? 700 yaptı. Bakın burada yüzlükler değişti. Diğerlerinde yüzler basamağı aynı kalmıştı. Burada onlar basamağı 9 olduğu için yüzlükler değişti. 690 ile 700 arasında bu sayı. Peki hangisine yakın? Birler basamağı 7 olduğu için kendi onluğu 90'da kalmayacak. Bir sonraki onluğa yuvarlanacak. Bir sonraki onluk da 700 olacak çocuklar. 700'e daha yakın. 561 yüzlüğünü aynen yazıyorum. 61 kendi onluğu 60 ile 70 arasındadır. 560 ve 570. Peki birler basamağında 1 var. Hangisine yakın? Kendi onluğu 60'ta kalacak. 560'a yuvarladık. Yüzlüklerini yazıyoruz. 200, 200. Onlar basamağında 9 var. Kendi onluğu 90. 90'dan sonraki gelen onluk nedir? 100. 200 de burada var. 100, 200 daha 300 yapar çocuklar. Demek ki bu sayımız 290 ile 300 arasında. Birler basamağında 5 olduğu için kendi onluğu 90'da kalmayacak. 300'e yakın. 473. 400. 400. Kendi onluğu 70. 470'ten sonraki gelen onluk 480. Peki hangisine yakın? Birler basamağında 3 var. Kendi onluğu 70'te kalacak. 470'e yuvarladık. Yüzlükleri yazıyorum. 100, 100. Onluğu 90. 90'dan sonra gelen onluk 100. 100 de kendisinde vardı. Ne olacak burası? 200 olacak. Bakın bu sayımın da yüzlüğü değişti. 190 ile 200 arasında sayı. Peki hangisine yakın olacak? Hangisini yuvarlayacağız? Birler basamağında 7 olduğu için kendi onluğu 90'da kalmayacak. Bir sonraki sayıma yuvarlanacak. 200'e daha yakın. Birlikte yüzer ritmik sayma yapalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'e 100 eklediğimizde 1000 sayısına ulaşırız. Çocuklar, 3 basamaklı sayılar bu saydığımız yüzlükler arasındadır. Peki yüzlüğe yuvarlama yaparken ne yapacağız önce? Hangi yüzlükler arasında olduğunu belirleyeceğiz. Daha sonra yuvarlamamızı yapacağız. 542 sayısı kendi yüzlüğü olan 500 ile 500'den sonraki gelen yüzlük 600 arasındadır. Bakın belirledik. İkinci adıma geçiyoruz. Yüzlüğe yuvarlama yaparken onlar basamağına bakacağız. Yüzlüklerin bir önceki basamağına. Bir önceki basamakta ne var? 4 rakamı var. Eğer onlar basamağında 1, 2, 3, 4 varsa kendi yüzlüğünde kalacak. 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki yüzlüğe yuvarlanacak. 4 olduğu için kendi yüzlüğü 500'e yuvarlandı.
hangi yüzlükler arasında kendi yüzlüğü 400 ile 400'den sonra gelen 500 arasında 8 var değil mi? 8 olduğunda kendi yüzlüğü 400'de kalmayacak, 500'e yuvarlanacak. Kendi yüzlüğü 600 ile 600'den sonra gelen 700 arasında onlar basamağında 9 olduğu için 700'e yuvarlandı. 900 ile 900'den sonra ne geliyordu? 1000 geliyordu değil mi? Peki onlar basamağına baktık. 5 var. 5 olunca kendi yüzlüğünde kalmayacak. 1000'e yuvarlanacak. Verilen yüzlüklere yakın olan en küçük ve en büyük 3 basamaklı sayıyı belirleyeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? 300'den 50 adım geri gidersek 300'e yuvarlanan en küçük sayıyı buluruz. 50 adım geri gittik. 250. 300'e 49 eklersek 300'e yakın olan en büyük sayıyı buluruz. 349. 50 adım geri gidiyoruz. 450. 49 ekliyoruz. 549. 50 adım geri. 750. 49 ekliyoruz. 849. 50 adım geri. 550. 49 ekliyoruz. 600. Şunu düzeltiyorum hemen. 649. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.